ben kimim? Bu insanlar kim? Sahte yüzlerle dolu benliğim. Annen değil miymiş? Canım, nereden çıktı bu? Kendisi söyledi. Anne. Yok bir tanem, sen yanlış anlamışsındır. Annen öyle söylememiştir. Hayır, yanlış anlamadım. Anne deme bana. Annem değilim ben senin, dedi. Allah Allah. Niye öyle desin ki şimdi? Aydan Hanım, biz de Burak'la sohbet ediyorduk biraz. Demek sohbet ediyorsunuz. Canım, ne yapıyorsun? Gelsene böyle. O zaman sen bize müsaade et Fidan. Biraz da Burak'la ben sohbet edeyim. Tabii. Gitme Fidan abla. Canım, sen şimdi biraz annenle oyna. Ben geleceğim yine, tamam mı? Hadi bırak şunu. Ne anlatıyordun bakalım sen Fidan ablana? Hiçbir şey. Hiç. Öyle mi? Ben öyle duymadım ama. Bir şey demedim. Yalan söyleme. Anlatmadım ki. Sen neden sürekli benim yapma dediklerimi yapıyorsun? Ha? Neden benimle zıtlaşıyorsun? Yok. Yok, sen akıllanmayacaksın. En iyisi ben güzelce düşünüp sana bir ceza vereyim. Halide teyze, bir bakar mısın? Ne oldu kızım? Canını mı sıktılar yine? Ya Burak? Burak Aydan Hanım'dan çok korkuyor Halide teyze. Onu ne zaman görse ürkekleşiyor, siniyor çocuk. Ya sürekli arkama falan saklanmaya çalışıyor. Bir de şey demiş çocuğa. Ne? Ne demiş? Ben senin annen değilim demiş. Ya. Öyle mi demiş? Evet. Ya bu nasıl bir acımasızlık? Bu kadın hep mi böyleydi Halide teyze? Ben anlamıyorum. Şey kızım, aslında o... Evet, aslında o... O analık yapacak biri değil kızım. Hep sinirliydi. Toprak Bey'in durumu böyle olunca iyice asabileşti. Senin anlayacağın bütün hıncını çocuktan çıkartıyor. Neyse kızım, ben işimin başına döneyim.
kadar çok seviyorum ki seni. Beni sevmen için her şeyimi verirdim. Her şeyim. Selma bak, ne kadar üzgün olduğunu biliyorum. Sana iyi hissettirecek bir şeyler söylemek isterdim ama yapamam. Çünkü duyguların bende bir karşılığı yok. Ve durum böyleyken de sana umut verecek bir şeyler söylemem mümkün değil. Ne kadar acı çektiğini çok iyi biliyorum. Seni anlayabiliyorum ama yol yakınken vazgeç Selma, vazgeç. Yoksa her gün daha fazla acı çekeceksin. Mert, böyle kestirip atma lütfen. Bize bir şans veremez misin? Ya Selma bu denemekle olacak bir şey değil ki. İnsan sevdiğini seçemiyor. Tıpkı senin seçemediğin gibi, tıpkı benim seçemediğim gibi. Bak ben seni çok fazla seviyorum. Ama dostça bir sevgi bu. Arkadaşça. Sen benim her zaman arkadaşım olarak kalacaksın. Bundan öte bir şey olmayacak. Belki de gerçekten Burak Aydın Hanım'ın çocuğu değildir. Onun bu kadar itip kalkması, bu kadar kötü davranması bu yüzdendir. Bu sevgisizliğin, acımasızlığın sebebi budur belki de. İyi de Burak'ın annesi Aydın Hanım değilse kim o zaman? Gir içeri. Geç. Geç. Cezanı çekeceksin, anladın mı? Çeneni tutmayı öğreneceksin. Burada kal da biraz aklın başına gelsin. Gir içeri dedim sana. Anne ne olur yapma. Gelme. Kalacaksın orada. Çık kendini. Burak. Burak. Allah, odasında da yok bu çocuk. Sırma. Canım sen Burak'ı gördün mü? Yok görmedim. Allah Allah. Aydın Hanım'ın nerede olduğunu biliyor musun peki? Bilmiyorum ki, mutfaktaydım ben. Bir şey mi oldu? Ya Burak en son annesiyle odadaydı. Şimdi hiçbir yerde yok. Belki beraber bir yerlere çıkmışlardır. Neyse ben bir bakayım arkalara da. Bak şimdi. Seninle bir şey... Ay bu ne? Ne yaptın sen? Altına mı işedin? İğrençsin ya. Leş gibi kokuyorsun. Neyse. Bana bak. Dediklerime harfiyen uymazsan seni yine buraya kilitlerim. Anladın mı? Ne işin var senin burada? Ece hakkında konuşmaya geldim.
Ece hakkında konuşmaya gelme. Bir daha onu üzerse karşında beni bulursun. Vay 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 vay. Cengavere bak sen. Ece'yi korumak sana mı kaldı lan? Senin derdin Ece mi? Neymiş benim derdim? Para. Tabii buldun zengin kadını. Paraları cukkalayacaksın. Annen de sen de o paraları Indira Gandhi yapıp sonra da Ece'yi seviyorum. Hadi ya. Ne diyorsun? Hadi. Oğlum ver beni, ver. Ver diyorsun. Ver. Salıverin Aliş'i, sakin. Aliş'im, sakin. Ali. Görüşeceğiz. Sakin. Bırak, bırak, bırak. Bırak aslında. Bırak. Çantamı da getirin hadi. Hah, Sırma. Buyurun Aydan Hanım. Al bunu odasını götür, üstünü başını değiştir. Koca çocuk altına kaçırmış. Tamam Aydan Hanım. Burak'cığım, sakın üzülme tamam mı? Olur böyle şeyler. Çekinme. Burak! Kuzum nereye kayboldun sen? Ben çok merak ettim seni odanda göremeyince. Annesiyleymiş Fidan ablası. Öyle mi? Hı hı. Fidan ablası. Biz şimdi Burak'la yeni ciciler giyineceğiz. Annesi öyle istedi. Kıyafetlerini değiştireceğiz. Ben ilgilenirim Burak'la Sırmacığım. Sen işine bak. Tamam, bunları yerleştirirsin o zaman. Tamam, ben hallederim onu. Gel bakalım tatlım. Yok Zerrin teyze, olacak gibi değil bu iş. Boşuna kürek çekiyoruz. Ah be güzel kızım. Sen böyle yelkenleri hemen suya indirverirsen olmaz tabii. Ne yapayım Zerrin teyze? Seni arkadaş olarak görüyorum, daha ötesi yok dedi. Kızım. Çocuk bir sürü güzel şey söylemiş. Seni seviyorum demiş, seni önemsiyorum demiş, değer veriyorum demiş. Daha önce hiç böyle sözler duydun mu sen Mert'ten? Hayır. O zaman içinden bir tane cımbızla çekip niye ona kafayı takıp üzülüyorsun çocuğum? Eskiden varlığınla yokluğun birdi Mert için. Şimdi öyle mi? Senin için tasalanıyor, üzülüyor. Yanlışsam yanlışsın de. Haklısın, orası öyle. Beni umursadığını daha çok belli ediyor artık. Gördün mü? Aklını kullan işte. Sen böyle vicdanla vicdanla oynadıkça gün gün daha çok sevecek seni. Önce arkadaşça yaklaşır, yarın başka türlü. Hem artık elimizde bir de Yaşar abi kozu var. Ben onu işlerim, sen merak etme. O da Mert'i işler. Benim deli oğlanın da aklı başına gelir. Sen hiç tasalanma oldun mu güzel kız? Hayır anne, yok tasalanma. Kapatma beni, istemiyorum. Çıkar beni buradan. Burak. Burak'cığım uyan, kabus görüyorsun bir tane. Burak. Fidan abla. Gel. Ay. Gel, gel bakayım sen. Geçti bir tanem, kötü bir rüyaydı sadece, geçti. Daha iyi misin şimdi? Evet. Sen yanılmasın ya, korkmuyorum asla. Bir tanem benim kuzum. Bırakçım. Hani sen bana annenle ilgili bir şey anlatıyordun. O benim annem değilmiş demiştin. Ama konuşmamız yarım kalmıştı. Şimdi anlatmak ister misin ha? Hani sen Fidan ablanın yanına gidip o benim annem değilmiş dedin ya, hatırlıyor musun? Şimdi sana bununla ilgili sorular sorabilirler. Eğer ki bir şey sorarlarsa, annem benim istediğim oyuncağı almadı, ben de ona bu yüzden sinirlendim diyeceksin. Söyle bakalım, tekrar et, ne diyecekmişsin? Annem bana istediğim oyuncağı almadı, ben de ona kızdım. O yüzden öyle söyledim diyeceğim. Aferin benim oğluma. Bir de yalan söylediğim için çok pişmanım diyeceksin. Annemi çok seviyorum diyeceksin. Anladın mı beni? Bir tanem neden susuyorsun? Hadi anlat bana. Niye öyle söyledi anne? Öyle demedi.
Demedi mi? Annem istediğim oyuncağı almadı, ben de ona kızdım. O yüzden öyle söyledim. Yalan mı söyledin yani? Bir tane mama bunun çok kötü bir şey olduğunu biliyorsun değil mi? Özür dilerim, yapmamam gerekirdi. Sorun değil bir tane. Önemli olan hatanın farkına varmış olman. Bana dürüstçe her şeyi söylediğin için teşekkür ederim Burak'cığım. Cesur yavru aslanım benim. Oh. İlişkimizin ilk zamanlarında ben çocuk için hazır değildim. Kariyerime odaklanmıştım. Hem sen vardın. Senin sevgin bana yetiyordu. Ama sen beni çocuğa ikna etmek için bu beşiği yaptın. Hayatım, sen komadayken ben Burak'ı senin yanına getirmiştim. O duyduğun ağlama sesi Burak'ın sesiydi işte. İşte bu beşiği görünce de aklına Burak'ın ağlama sesi gelmiş. İnanmıyorum sana. Anlattığın hiçbir şey doğru değil. Ayaküstü uydurduğun yalanlar. Hiç kimse şüphelerimi dağıtacak bir şey söyleyemiyor. Ne annem, ne Halide abla, ne Ali. Hepsi sanki bir ağız olmuş, aynı şeyi söylüyor. Peki gerçekleri nasıl öğreneceğim? Konağın dışından biri olmalı. O zamanlar tanıdığım birini bulabilirsem, ona ulaşırsam. Hayasın. İlacını getirdim. İlaç saatin geldi. Sağ ol. Hayatım, kapattın yine kendini bu odaya. Gel bir bahçeye inelim. Bir kahve içeriz. Şimdi olmaz. Halletmem gereken işlerim var. Peki. Ben seni yalnız bırakayım o zaman. Ece, hoş geldin. Ali, ne oldu eline? Şey, önemli bir şey değil ya. Arabayı tamir ederken ufak bir sıyrık. Ece, geçti mi sinirin? Barıştık mı? Pek sayılmaz. Önünü arkasını bilmeden anlattığın hikaye yüzünden Yalçın Bey'le aram bozuldu. Konuşmuyor benimle. Sen de böyle bırakma. Merhem sürüp sar. Yoksa mikrop kapar. Adi herif. Bu defa ben böyle kurtuldum ama bir dahakine bu kadar kolay olmayacak. Ne haber abi? İyiyim, senden ne haber? İyi ben de. Hayırdır? Neler geçiyor aklında? Neler geçmiyor ki? Eski arkadaşlarımı düşünüyorum. Hiçbirini hatırlamıyorum. Peki sen? Yani tanıştığın oldu mu? En azından bazılarını. Maalesef. Yani o yıllarda Londra'da olduğum için arkadaşlarına tanışma fırsatım olmadı. Haklısın. Üniversite yıllığına baksana. Ya da fotoğraf albümüne. Eminim bir şeyler bulacaksın. Olabilir. Bir ara bakacağım. Neyse abi, bana müsaade. Bugün çok yoruldum. Biraz dinleneceğim. Selam usta. Hoş geldin evlat. Otur. Karşılıklı biraz konuşalım seninle. Hayırdır usta, bir sorun mu var?
Yıllar önce tam da senin yaşlarında bir delikanlı bir kıza tutulmuş. Sevdası da karşılıksız iyiymiş hani. Birbirlerini çok sevmişler. En büyük hayalleri evlenip mutlu bir yuva kurmakmış. Aşklarının önünde kimse duramaz sanıyorlarmış. Fakat ailesi kızı başka bir adamla evlendirmiş. Bizim delikanlı sevdiği kız başkasıyla evlenince hayata küsmüş. Aşka yemin etmiş. Artık onun için gelecek yokmuş. Fakat bu delikanlıya aşık başka bir kız varmış mahallede. Gülizar. Oldum olası yanıkmış bizim oğlana. Belki bir gün beni fark eder, beni sever diye yıllarca beklemiş Gülizar. Ama ilk aşkına saplanmış olan bizim delikanlı hiç fark etmemiş Gülizar'ı. Kızcağız sonunda pes edip başka biriyle evlenmiş. Bizim delikanlı hatasını anlamış sonradan. Ama artık çok geçmiş. Pişmanlıkla bir ömür yaşayıp yalnız başına yaşlanmış. Bu delikanlı kim biliyor musun? Samir. Karşında oturuyor. Ama sen de bu kafayla gidersen benim gibi tek başına yaşlanacaksın. Asya artık yok oğlum. Bir daha da olmayacak. O başka bir adamı seçti. Fakat sen dikkat etmesen de, reddetsen de seni ölümüne seven bir kız var yanında. Selma? Evet, Selma. Sence o kızcağız bir şansı hak etmiyor mu? Afiyet olsun. Sana da yavrum. Anne sana bir şey soracağım. Bu üniversite yıllığım, okul zamanında çektirdiğim fotoğraflar falan, onlar nerede? Ne yapacaksın ki onları? Belki bir şeyleri hatırlamama yardımcı olur. Ya biz onları toplayıp kolye koymuştuk. İşte depoya koyduk. Maalesef orada küçük bir yangın çıktı. Fark ettiğimizde tabii çok geçti. Hepsi yanmış. Hiçbirini kurtaramadınız mı peki? Maalesef. Eski arkadaşlarımı hatırlıyor musun peki? Buraya gelip giden oldu mu? Tabii. Ama ben şimdi onların isimlerini de yüzlerini de hatırlamıyorum. Peki anne. Sen bir düşün. Tamam. Tamam tabii. Ben düşünürüm. Hı, tabii. Uf, nereden çıktı şimdi bu yıllıktı? Resimlerdi. Ali, neredesin? Tamam, hemen buraya gel. Salondayım. Hadi çabuk ol, çabuk ol. Buyurun Kerem Hanım. Kapat, kapıyı kapat. Yavaş. Otur. Bana bak. Toprağın geçmişiyle ilgili her şeyi ortadan yok ettin değil mi? Hani yıllıklar, resimler falan. Tabii Kerem Hanım. Dediğiniz gibi hepsini imha ettim. Geriye bir şey kalmadı. Eminsin değil mi? Gözden kaçırdığın hiçbir şey yok. Eminim Kerem Hanım. Hepsi imha oldu. İyi. Bak, geçmişiyle ilgili herhangi bir şey sorarsa hemen gelip bana haber vereceksin. Tamam? Biliyorum, tamamdır.
Bu konuda sen de annen de ağzınızdan hiçbir şey kaçırmayacaksınız. Bunu da biliyorsun değil mi? İçiniz rahat olsun. Annem de ben de çok dikkatliyiz bu konuda. Tamam. Şimdi gidebilirsin. Hadi git. Yavaş ol. Yavaş ol. Eski arkadaşlarıma nasıl ulaşabilirim? Kitapların arasında bir not ya da fotoğraf. Bunca zaman buradaymış. Nasıl göremedim? Yeliz Karaduman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Uykumu tutmadı. Evet. Siz de mi? Yok, ben uyumaya pek çalışmadım. Bu arada Burak'la tekrardan ilgilenmeye başlamanıza çok sevindim. Ben de. Bu duruma en çok Burak sevindi. Yani. Öyle gözüküyor. Bence öyle. Siz de herhalde su almak için geldiniz. Doldurmamı ister misiniz? Ben buraya neden geldiğimi unuttum. Bunu buraya neden getirdiğimi de. Siz iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Sadece biraz kafam karışık. Yorgunluktan herhalde. Ben odama geçeyim. İyi geceler. İyi geceler.
Ben buraya neden geldim? Bunu buraya neden getirdim? Son bir saat yaşadığım hiçbir şey yok. Hepsi silinmiş. Nasıl böyle bir şey olabilir? Mert. Böyle kestirip atma lütfen. Bize bir şans veremez misin? Benimle evlenir misin sevgilim? Evet, evet. Binlerce kez evet. Efendim? Alo Toprak. Yeliz ben. Yeliz Karaduman. Merhaba Yeliz. Şimdi gördüm mesajını. Hemen aradım. Çok sağ ol. Ben de senden haber aldığıma sevindim. Çok oldu görüşmeyeli. Sağlığın nasıl? İyiyim ben. Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de. Benim sana sormak istediğim o kadar çok şey var ki. Eğer müsaitsen, yani bugün yüz yüze konuşsak. İsterseniz bizim terasta buluşabiliriz. Tabii. Ben konağa gelirim eski günlerdeki gibi. Tamam, harika. Bekliyorum o halde. Hayatım. İlacını getirdim sana. İçmeyeceğim. İçmeyecek misin? Neden? Doktorla konuştum. Bugün kontrole gelecek. İlacı bana getirir misin? Tabii hayatım, getiririm. Günaydın kızım. Kahvaltı hazırlamıştım. Nereye? Günaydın. Benim canım bir şey istemiyor. Biraz hava almaya çıkacağım. Size afiyet olsun. Güle güle kızım. Ben çayları getireyim. Mahir, Asya evden çıktı. Takip et. Gözün üstünden ayırma. Yani bütün günü değil de birkaç saatlik zaman dilimini hatırlamadınız. Evet. Daha önce böyle bir şey olmuş muydu? Yok, hayır. Başıma ilk defa geldi. Bunu unutmuşsunuz hayatım. Ben alayım onu. Evet, bu benim yazdığım ilaç. Bir süre ara verelim, süreci izleyelim. Sonra tekrar değerlendiririz. Allah kahretsin. İlacı tamamen kesmesi hiç iyi olmadı. Devam edelim mi? Tabii. Tabii hayatım, ben sizi yalnız bırakayım. Lütfen.
Bir önceki görüşmemizden bu yana yeni bir gelişme oldu mu? Aslına bakarsanız parça parça bir şeyler hatırlıyorum ama onları birleştirmekte zorlanıyorum. Hatırladığımı sandığım şeylerle bana anlatılanlar, onlar kafamda hiçbir şekilde örtüşmüyor. Zihninizde canlananlar kopuk bir takım anlardan ibaret olduğu için parçaları birleştirmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Bu durum sizin hatırladığınız geçmişle ailenizin anlattıklarının çelişmesine neden olabilir. Dün bir araştırma yaptım. Eski bir arkadaşıma ulaştım üniversiteden. Bugün onunla görüşeceğim. Ondan öğrendiklerimle belki ortaya net bir resim çıkartabilirim. Çok doğru bir adım atmışsınız. Arkadaşınızla birlikte geçmişe doğru yapacağınız bir yolculuk boşlukları doldurmanıza yardım edebilir. Belki bu sayede çelişki olarak gördüğünüz şeyler de açıklığa kavuşur. Umarım doktor. Umarım dediğiniz gibi olur. Onunla konuştuktan sonra içimdeki bu karanlık aydınlığa kavuşur. Yaşar Usta! Yaşar Usta! Yaşar Usta, iyi misin? Yaşar Usta, iyi misin? Yaşar Usta! Usta! Yaşar Usta. Usta, iyi misin? Mert. Ne oldu? Ne oldu? Ne zaman? Mert kalbini tutuyor. Kalp krizi geçiriyor galiba. Yan yatır, hemen yan yatır. Ustam! Yaşar Usta! Nefes alayım. Ambulans ara. Asya hemen ambulans ara, hemen. Ustam! İyileşmene çok sevindim. Büyük geçmiş olsun. Sağ ol. Seni gördüm, öyle mutluyum ki. Ben de öyle. Kazadan önceki bir yıl ulaşamadım sana. Aradım, açmadın. Ben de konağa geldim. Konakta değil miydim yani? Sanki yer yarılmış da içine girmiş gibiydin. İnsanın geçmişini hatırlayamaması zor olmalı. Evet. Aydınlanmayan bir sesin içinde gibiyim adeta. Üzülme. Bugünler de geçecek. Umarım. Eskiden çok yakındık seninle. Sen, ben, Selim, Halil, Esma, beş silahşörler derdik birbirimize. Sonra bir şekilde bağlarımız koptu. Neden? Boş ver ya. Hiç girme o konulara. Yeliz lütfen. Bunları duymaya ihtiyacım var. Geçmişimi hatırlayamam yoksa. Aydan. Aydan yüzünden açıldı aramız. Saplantılı bir aşkı vardı sana. Çok kıskanıyordu seni. Özellikle de kızlardan. Öyle mi? Bir tek Selim kalmıştı yanında. Ara sıra onunla görüşüyordun. Ama yakındınız. Sonrasında zaten hepimiz bir yerlere dağıldık. Görüşmez olduk. Sorularının cevabı Selim'de olabilir diyorsun yani. Evet. Biliyorsa o bilir. Anladım. Peki telefonu var mı sende? Her ne kadar görüşmüyor olsak da gönderiyorum hemen. Geldi. Çok sağ ol. Keşke yalnız bırakmasaydım onu. Yüklenme kendine Mert. Nereden bilirdin böyle olacağını? Son zamanlarda çok ağır şeyler yaşadı Asya. Bildiğin gibi değil. O kadar çok sarsıldı ki. Öyle mi? Neden? Ne oldu? Suna teyze Yaşar Usta'ya ölüm döşeğinde Selma'nın kızı olduğunu söylemiş. Yeliz'in söylediği bir şey kafamı karıştırdı. Kazadan önceki bir yıl bana hiç ulaşamamış. Konağa da gelmiş. Bir anda ortadan kaybolmuş. Allah Allah. Çok garip. Bence de. Peki o kayıp yılla alakalı bir şey biliyor musun sen? Maalesef.
Yani daha önce de söylediğim gibi ben o tarihlerde yurt dışındaydım. Seninle ara ara telefonda görüşüyorduk, o kadar. Yani bana konaktan ayrıldığınla ilgili bir şey söylemedin. Annem de böyle bir şeyden bahsetmedi. Çok şükür kendine geldin usta. Ne oldu bana? Önemli bir şey yok. Küçük bir kalp spazmı geçirdim. Kalp spazmı mı? Evet. Ama merak etme ustam. Doktor korkulacak bir şey olmadığını söyledi. Asya. Senin ne işin var burada kızım? Seni o buldu usta. Tahminhanenin önünde yığılıp kalmışsın. Asya seni oradan geçerken görmüş. Yani Asya kızım olmasa hakkın rahmetine kavuşmuştum desene. Allah korusun usta. Sağ ol kızım. Sen de sağ ol. Sen de mi buradasın? Ben sizi yalnız bırakayım. Selma, ben sizi Yaşar Usta ile yalnız bırakayım. Baş başa konuşacaklarınız vardır. Haberi alınca çok korktum. Nasılsın? İyiyim. Şimdilik kefeni yırttım. Deme öyle şeyler. Allah korusun. Seni kaybedersem yapayalnız kalırım. Bana söz ver. Beni bırakıp hiçbir yere gitmeyeceksin, tamam mı? Yeni kavuşmuşum kızıma. Hasret gidermeden bırakır mıyım hiç? Üzme kendini. Korkacak bir şey yok demiş doktor. Çok şükür. Allah seni bana bağışladı. Ayakta kaldın, otur istersen. Yok, oturmayayım ben. Çay içmek ister misin? Sağ ol. Ama sen içmek istersen... Ay, yok, ben şey istersin diye düşündüm de bir an. Efendim? Yürüyüşe diye çıktın, dönmedin. Merak ettim. Merak edecek bir şey yok. İyiyim ben. Ne zaman döneceksin? Geç kalmam. Dönerim birazdan herhalde. Öyle mi? Tamam, görüşürüz. Efendim Mahir. Adnan Bey. Asya, Mert'le birlikte hastanede. Yaşar kalp krizi geçirmiş. Onun yanındalar. Ya. Asya Hanım o serseriyle beraber ha? Maalesef abi. Tamam Mahir. Tamam. Nereye Adnan Bey? Kesin Asya'nın peşinden gidecek. Allah'ım sen benim kızımı bu adamın şerrinden koru ya Rabbim. Yapma kızım. İyiyim dedim ya. Dinsin gözünüz işi artık. Selma. Hadi biz biraz dışarı çıkalım istersen. Yaşar Usta da dinlensin. Asya kızım. Sen gel hele iki dakika yanıma. Diyeceklerim var. Güzel kızım. Belki üstüme vazife değil ama biliyorsun Mert'i evladım gibi severim.
Çocuğun dünyası karardı. Sen o adamla evlenince. Kendine gelemedi hala. Sen böyle etrafında dolaştıkça da toparlanamayacak. Neden böyle yapıyorsun kızım? Sen kendine bir yol çizdin. Evli barklı bir kadınsın artık. Uzak dur çocuktan. Bırak. O da kendi yoluna gitsin. Selma. Bak Selma, yapma böyle, kendini koyuveriyorsun hemen. Ya duydun işte az önce Yaşar Usta'nın durumu ya, Allah'a şükür. Niye böyle yapıyorsun? Selma. Elimde değil ki. Elimde değil. Her şey o kadar üst üste geldi ki. Önce babam zannettiğim adamı kaybettim. Sonra annemi kaybettim. Şimdi hayat beni öz babamla sınıyor. Bir kayba daha tahammülüm yok Mert. O da giderse ben yapayalnız kalacağım. Yapayalnız. Seni ölümüne seven bir kız var yanında. Selma? Evet. Selma. Sence o kızcağız bir şansı hak etmiyor mu? Sen hiçbir zaman yalnız değilsin Selma. Eğer sen de kabul edersen, ben senin her zaman ve her koşulda yanında olmaya hazırım Selma. Neden böyle yapıyorsun kızım? Sen kendine bir yol çizdin. Evli barklı bir kadınsın artık. Uzak dur çocuktan. Bırak. O da kendi yoluna gitsin. Nasıl yani? Senle ben. Evet. Biz ikimiz. Sen ciddi misin? Selma. Benimle birlikte bir hayatı geçirmeye var mısın? Varım. Varım. Tabii ki var. Tabii ki. Gel bakalım şunu da giydirelim. Burak. Ne fena morarmış kolun. Bir tanem ne oldu sana? Bir yere mi çarptın? Düştün mü? Hayır. E nasıl morardı böyle bir tanem? Burak. Bak bana bakayım. Biri canını mı yaktı senin? Hı? Burak'cığım. Hadi söyle bir tanem. Kim yaptı bunu sana? Aydan Hanım, kesin o yaptı. Başka kim olabilir ki? Vicdansız kadın. Bir tane benim. Kıyamam ben sana. Gel, gel üstünü giydirelim. Tamam ben sana bir tane. Güzel mi değil mi? Çok üzüldüm Burak'cığım. Fidan Hanım neye üzüldünüz? Toprak Bey. Evet. Seni gördüğüm ilk andan beri bunun hayalini kuruyordum hep. Seninle birlikte yaşamak, birlikte yaşlanmak, hayatımı seninle geçirmeye evet. Senle şu hayatı bir rüya gibi yaşarken bulutların üstünden bu kabusa nasıl düştük? Hadi gidelim. Yanımdan yakınken kaftığı kadar uzaksın, zehir olmuş sözlerin.
şimdi bana tuzaksın. Ömrümün anlamıydın, nasıl da düşman oldun. Gitme ne olursun, yok olurum. Selma, ben bir Yaşar Usta'ya bakayım, olur mu? Hı hı. Canım benim, masum meleğim. Sen böyle acı çekerken elim kolum bağlı durmak nasıl zor geliyor bana. Allah'ım dünyayı yakıp yıkasın var ama sesimi çıkaramıyorum. Aydan Hanım nasıl yapabilir bunu? Nasıl kıyar senin gibi minicik bir cana? Canımı koruyamadım. Seni korumam lazım. Senin bu minicik bedenine kalkan ederim gerekirse kendime ama bir daha... Bir daha izin veremem buna. Seni hiç bırakmayacağım Burak. Hep yanında olacağım. Hep seninle olacağım. Gel. Yalçın Bey, iyi misiniz? İyiyim. Canınız sıkkın gibi. Ah, ne oldu Yalçın Bey? Şey, iyi misiniz? Yoksa siz kavga mı ettiniz? Yok, kapıya çarptım sadece. Ali'de de bir gariplik var. Sizin bir bilginiz var mı? Yok. Yok. Hiç dikkatimi çekmedi. Bir şeye canı sıkılmıştır muhtemelen. Delireceğim Şena ya. Nasıl olabilir böyle bir şey? Burak resmen annesinden şiddet görüyor ve kimse bunu bilmiyor. Ay yok artık, sen emin misin Fidan? Vallahi olan bitenden benim çıkardığım sonuç bu. Kim yaptı bunu diyorum. Annem yapmadı diyor. Hemen daha ne desin bu çocuk? Ya eğer öyleyse de gerçekten yazıklar olsun. Acaba sen böyle bir yumuşak yumuşak sorsan mı Burak'a? Belki cevap verir sana, anlatır yani. Ya Şenay, deniyorum, denemez olur muyum? Ama çocuk o kadar korkmuş ki benimle bile hiçbir şey konuşmuyor. Şenay, bu konak Burak için bir cehennem. Ya görsen sürekli diyor ki Fidan abla uykum geldi, beni uyut. Ya çocuk sürekli uykuya sığınıyor. Ya karşılarına geçip her şeyi bas bas bağırarak anlatmak istiyorum. Bu kadının yaptıklarını herkes bilsin istiyorum. Ya içimden konaktaki bütün camın çerçeveleri indirmek geliyor ama ben yine hiçbir şey yapamıyorum. Şenay, delireceğim artık ya. Ya suskun kalmak o kadar ağrıma gidiyor ki. Çocuk ya, bu çocuk. Allah'ım görsen kolunun halini, mosmor olmuş. Düşündükçe bile delirecek gibi oluyorum. Ama ben bir daha bu kadının aynı şeyi Burak'a yaptığını anlarsam kendime nasıl hakim olurum bilmiyorum. Ne yapacaksın peki Fidan? Yani ne düşünüyorsun? Çünkü belli ki bu kadın bu çocuğa bunları yapmaya devam edecek. Bilmiyorum ama onu korumak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Gerekirse gözümü bir an olsun üstünden ayırmayacağım. Şenay, biri geliyor galiba. Ben ararım seni, tamam mı? Konuşuruz sonra. Gel anne. Ne oldu kızım sana? Ha? Ne oldu yavrum? Gel geçelim içeride, anlat derdini anne. Gel. Gel anneciğim. Baba. Mert. Mert bana birlikte bir yola çıkalım mı dedi.
sonunda dedi. Hayırlısı olsun kızım. Çok sevdin. Çok sabrettin. İnşallah mutlu olursun. Bitti dediğim yerde hayat tekrar başlıyor benim için. Öyledir kızım. Can çıkmadan umut çıkmaz diye boşuna dememiş eskiler. Hadi artık beni buradan çıkarın ya. Yeter bu kadar hastalık. Kızım. Annem söyle kurban olduğum ne oldu? Biri canını acıtacak bir şey mi söyledi ha? Ya da Adnan mı bir şey yaptı? Ay. Asya yüreğim sıkışıyor anneciğim. Ne olur söyle bana ne oldu? Vallahi kalpten gideceğim şimdi. Benim kalbim öyle sıkışıyor. Öyle acıyor ki anne. Mert. Selma'ya evlenme teklif etti. Emin misin kızım? Yanlış anlamış olmayasın. Çok doğru anladım anne. Hatta o kadar doğru anladım ki keşke anlamaz olsaydım. Ya ben onu korumak için Adnan'la evlendim. O beni 2 günde unuttu. Nasıl yapar bunu anne? Ya öyle değildir o. Belki de aile baskısıyla evlendi ha? Sen o Zer'in karısını bilmiyor musun? Kim bilir ne duygu sömürüsü yaptı da zehirledi çocuğu. Asya, bak Mert öyle seni bir kalemde silecek bir çocuk değil anne. Unutmaz öyle kolay kolay. Artık bitti anne. O defter sonsuza kadar kapandı. Bundan sonra hayatımda Asya diye biri olmayacak. Biz, anne biz Selma ile yeni bir hayata başlayacağız. Ona da söyledim hazırlıklara başlasın diye. Ne dedin, ne dedin oğlum sen biraz önce? Selma mı dedin? Mert sen ciddi misin? Mert şaka yapmıyorsun deme oğlum. Vallahi ciddisin. Vallahi ciddisin ya Rabbim sana şükürler olsun. Kurban oldum Allah'ım. Kurtulduk sonunda. Allah'ım. Tabii temiz kalpli kadınım ben. Bütün dualarım tuttu. Ah Mert. Oğlum kurtulduk ya. Tabii. Vallahi sen o kızla birlikteyken şu şurama bir öküz oturduydu. Şimdi kalktı gitti uçtu hafifledim. Oh ya Rabbim nefes alabiliyorum sonunda. Ah şükürler olsun oğlum. Ne? Güzel çocuğum benim. Oh ya Rabbim şükür. Fidan. Ne oldu sana kızım? Ağlıyor musun sen? Halide teyze ben... Ben Burak'ın kolunda morluklar gördüm. Ve bunu Aydan Hanım yapıyor. Burak da saklıyor. Çok belli. Ne diyorsun kızım sen? Olur mu öyle şey? Çarpmış falan olmasın. Çocuktur neticede. Ya çarpma falan değil Halide teyze. Çocuğun suratını görsen sen de anlardın. Ben eminim Aydan Hanım yapıyor. Ya insan kendi kanından, canından el kadar çocuğa nasıl kıyabilir? Ben anlamıyorum. Bak, bana doğruyu söyle. Sen Aydan Hanım'ın Burak'a vurduğunu falan gördün mü hiç? Yok kızım. Bağırıp çağırdığını gördüm ama vurduğunu falan görmedim hiç. Yoksa seni de tehdit mi ediyor susmanın içine? Tövbe kızım, olur mu öyle şey? Bak Halide teyze ne olur. Bundan sonra senin de gözün Burak'ın üstünde olsun. Burak'ı o kadına yalnız bırakmamamız lazım. Ben Aydan Hanım'a hiç ama hiç güvenmiyorum. Lütfen. Tamam kızım. Ben de dikkat ederim bundan sonra. Sağ ol. Annesi olarak iyi ki sen yanındasın. Yalnız değil kuzucu. Halide. Kerim anana mı? Neler saçmalıyor bu kız böyle? Ne oluyor Can? Ne bu şimdi? Ne oluyor Ali? Asıl ben merak ediyorum. Ne bu tavırlar? Bir şey olduğu yok. Seni bıraktım eve gidiyorum. Gördüğün gibi yerimi gayet iyi biliyorum. Bekle beni burada. Bekle. Ne oluyor? Neler söylüyor bu kız? Ne demek Burak'la annesi yalnız başına kalmasın? Neler saçmalıyorsunuz siz bu konakta? Yok Keriman Hanım.
şey Adem Hanım biraz sert ya. Burak da korkuyor annesinden sert olduğu için. Hani Fidan da diyor ki endişelenmiş, bir önlemini alalım diyor. Şimdiden bir şey yaparsak araları bozulmaz. Destek olalım diyor yani. Tamam. Ya sen bu kızın laflarına bakıp niye her şeye burnunu sokuyorsun? Size mi kaldı ana oğlunun arasına girmek? Daha böyle saçma konuşmalar istemiyorum. Anladın değil mi beni? Peki Kerim Hanım. Ah Keriman Hanım. Gerçekleri görmemek için elinden geleni yapıyorsun. Ama olan zavallı çocuğa oluyor. Ben niye getirdim annesini buraya? Bir koruyanı kollayanı olsun diye. Bu gerçeği elbet bir gün sen de anlayacaksın. Ama umarım çok geç olmaz. Alırız. Şoför dedik. Sıkıntı yaratmaz dedik. Ece ile aramı kurmuşken geldi. Dibimizden ayrılmıyor. Ama o minnacık beyninle tabii ki de Yalçın'ı alt edemezsin değil mi? Lan ben neleri atlatmışım be. Seni mi atlatamayacağım? Aliş. Anne. Anne beni bırakma. Anne! Oğlum. Ne oldu? Kabus mu gördün? He? Anneni mi gördün rüyanda? Hatırlamıyorum. Aa, Fidan ablam. Fidan ablamı gördüm. Dur bir dur. Fidan ablam nerede? Fidan ablam neredeymiş? Gel ayakkabılarını giydirelim. Seni buldum. Yavru aslan uyanmış bile. Ya ben tahmin edemedim ama senin bu kadar erken uyanacağını. Yoksa ne güzel saklanırdım senden. Şşş. Duydun mu? Ne? Yeniden geldi. Duymadın mı? Duymadım. Bak dinle. Bir kükreme sesi gibi sanki ama. Buldum. Nereden geliyor biliyor musun? Nereden? Buradan geliyor. Yavru aslan o kadar acıkmış ki. Midesi guruldamaya başlamış. Bizim hemen o mideyi doldurmamız lazım. Yoksa beni bile yiyebilir. Ya ben onu öperim. Hadi. Gel bakalım. Halide teyze. Çorbam hazır mı? Karnım zil çalıyor. Hazır hazır. Hadi hemen sofraya. Koş 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 koş. Koş gel bakalım karnına. Hoppa. Ay hemen bir kaşık verelim. Hemen hemen çabuk. Biraz azaldı gibi sanki. Sen de baksana Halide teyze. Ben de ses duymuyorum ama bir bakayım. Aa evet azalmış gibi. Ama tam geçmemiş. Hemen bir kaşık daha yedirelim o zaman. Bakayım. Çok güzel. Vallahi kesildi ses. Aa. Kurtulduk Halide teyze. Karnı doydu ya bizi yemeyecek demek ki. hadi. Ne oldu kolun mu acıdı yavrum? Bir şey olmadı. Bırak kolun mu acıdı? Olmadı bir şey. Benim çizgi film saatim geliyor. Tamam hadi sen geç ben odanda yediririm. Hadi ben götüreyim oraya. Keriman Hanım. Evet.
Ben sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Dinliyorum. Aydan Hanım. Ne olmuş Aydan Hanım? Aydan Hanım, Burak çok sert davranıyor. Yani neden böyle yapıyor? Burak oğlu onun. Acaba diyorum siz Aydan Hanım'la bir konuşsanız. Bu ne hadsizlik? Nerede görülmüş bir bakıcının ana oğul arasına girdiği? Hayret doğrusu. Yani sen üzerine vazife olmayan işlere hep böyle burnunu mu sokacaksın? Anne. Ne oluyor burada? Hiçbir şey yok. Fidan Hanım mutfak işlerine de karışmaya kalktı da. Ben de bu sizin işiniz değil diyordum. O konuyla ben ilgilenirim. Annem doğru söylemiyor değil mi? Başka bir sorun var. Evet. Aydan Hanım... Son zamanlarda Burak'a karşı biraz ilgisiz de ben onu söylüyordum Kerim Hanım'a. Burak da çok üzülüyor çünkü. Anladım. Ben onunla konuşacağım. Ah be Aydan, sen eskiden böyle miydin? Ay, bu kadar bakımsız kalır mıydın? Gerçi auramdan hiçbir şey kaybetmedim ama biraz ihmal ettim kendimi. Gel. Aa, Aydancığım, bu ne hoşluk. Bir yere mi gidiyorsun? Yok anneciğim. Öyle uzun zamandır kendimi ihmal ettiğimi fark ettim de. Öyle tek başıma kalınca biraz uğraşayım dedim. Çok iyi yapmışsın. Güzel olmuş. Çok da yaramış. Çok bunaldın sen tabii. Ben de diyordum ki Burak'la niye bu kadar uzak duruyor, ilgilenmiyor? Demek ki bundanmış. Anne, Burak'a bir şey mi oldu? Yok, hiçbir şey olmadı. Hiç endişelenme. Ama bu durum toprağın da dikkatini çekiyor. Yani ben diyorum ki Burak'la biraz daha zaman geçirsen, ha? Çocuğuyla ilgilenmeyen anne durumuna düşmesen toprağın gözünde, bu sizi birbirinizden uzaklaştırır. Anneciğim, ben aslında çok dikkat ediyorum. Burak'la çok vakit geçirmeye çalışıyorum ama demek ki daha dikkatli olmam gerekiyor. Biliyorum. Çok da meşgulsün. Ama yani kendini çok yormadan o işlerini yaparken annelik görevlerini de unutmasa. Tabii anneciğim. Siz hiç merak etmeyin. Tamam. Gideyim, işim var benim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Toprak bir şey mi öğrendi yoksa? Bu Kerman cazısı da biliyor, üstü kapalı mesaj mı veriyor bana? Of, çocuk yüzünden başıma gelene bak. Bir faydası yok, bari zararı olmasaydı. Niye zahmet ettiniz bu kadar be kızım? Eve giderdim ben. Aa, duymamış olayım Yaşar abi. Hem biz dünürüz, bir aileyiz artık. Seni bu halinde de yalnız bırakacak değiliz. Ustam, bak evinde gibi rahat etmezsen darılırım. Ne ihtiyacın varsa bize söyleyeceksin, biz hepsini halledeceğiz, tamam? Hem şu çocukların işinin de adını koyalım artık. Bekletmeye gelmez. Doğru diyor Zerrin. Ben bu cuma söz yapalım derim. Sizin için de uygunsa tabii. Siz yetişebiliriz diyorsanız benim için uygundur. Yetişir. At da deve değil ya sonuçta. Aile arasında bir söz. Mert, oğlum. Hadi siz de yüzüklerinizi beğenin. Hem böylece bir adım atmış oluruz. Hadi oğlum.
Fidan, iyi misin sen? Ben iyiyim, iyiyim. Bizimkileri düşünürken dalmışım öyle. Tamam. Burak kuzumu Aydan'la yalnızken nasıl iyi olabilirim ki? Allah'ım ne olur ona bir zarar vermesin. Ne olur. Aydan Hanım... son zamanlarda Burak'a karşı biraz ilgisizdi. Ben onu söylüyordum Kerim Hanım'a. Burak da çok üzülüyor çünkü. Gel. Gel Sıma. Kahvenizi getirdim Toprak Bey. Teşekkür ederim. Aydan'ı gördün mü? Burak'ın odasındalar, birlikteler. Tamam, sağ ol. Afiyet olsun. Anne sen de yapmak ister misin? İstemem. Ah. Anneciğim, bir tanecik oğlum benim. Ne yapmak istersin? Robot yapalım mı seninle ha? İster misin? Bir şey yok. Oyna oyununu. Oo, yine gelmişsiniz. Ya Allah'ın işi işte. Yine o nursuz yüzünüzü görmek zorunda kaldım. Kısmet herhalde, ne bileyim, bilmiyorum ki. Ah ya. Vallahi benim kısmetim de manzaram da sizinkinden hiç farklı değil. En son böyle yaptığınızda herhalde o filmin sonunu hatırlıyorsunuz değil mi? Bana yine olay çıkarttırma burada. Zaten olay çıkarmaya bayılırım biliyor musun? Sesim de böyle pek bir gürdür yani benim, Allah vergisi. Böyle buradan bir bağırdım mı böyle 3 mahalle aşağıdan duyarlar yani sesimi. 1. Vallahi bence hiç boşuna sayma. Direkt bağır gitsin. Seni içeri aldığım zaman başım daha büyük belaya giriyor. İki. Bak sen daha büyük olay görmemişsin, tamam mı? Şimdi ben burada öyle bir olay çıkarırım ki asıl büyük olayı o zaman görürsün. Tamam. Tamam. Ama sadece 10 dakika. Sen kronometreni çalıştır. Tamam. Ben içeri gireceğim. Ve işim ne zaman biterse ben o zaman çıkarım. Nasıl bir şey alsak? Senin aklında bir model var mı? Benim işim fark etmez yani. Bir yüzük sonuçta. Yani şey demek istedim. Senin için hangisi uygunsa bana da uyar. Erkekler pek anlamaz böyle şeylerden biliyorsun. Tabii tabii. Ben de zaten sade bir şey olmasından yanayım. Hani öyle ben buradayım diye gösterişli bir şeyden hoşlanmıyorum. Ya ama diyorum ki bu da bir kere oluyor. Böyle birazcık özel olsun. Hani sözümüz de nişanımız da zaten aile arasında olacak. Ama yine de böyle bir sürpriz olsun. Mert, elbisem çok güzel olsun istiyorum. Ya sonuçta bizim en mutlu günümüz değil mi? En önemli günümüz. Nasıl ya? Bak Mert asla Selma ile evlenmez. Deli misin sen ya? Hayır canım. Kendi kulaklarımla duydum diyorum Şenay abla. Hayır canım. Ya bir iş vardır bu işte. Yani bir şeyden dolayı Mert bunu yapıyordur. Aklıma bir şey geliyor da. Şimdi Selma Yaşar Usta'nın kızı ya. İşte ustasına olan saygısından yani. Şimdi Selma'nın ana gitti, baba gitti, kız tek başına kaldı. Yaşar Usta durumlara üzülüp duruyor yani. Çocuğu yine merhametinden vurdular yani, senin anlayacağın. Ama ben Mert'in Selma'yı sevdiğini falan düşünmüyorum yani. Bak bu konu gerçekten imkansız. Ne güzel söylüyorsun Şenay abla. Ben de böyle düşünmek istiyorum. Ama bu... onların nişanlanacakları gerçeğini değiştirmiyor.
Asya. Hadi. Yürü yürü hadi gidelim. Parka gidelim ya. Çekirdek çıtlarız. Ha? Burada böyle oturup içimizi şişireceğimize. Hadi kalk çabuk. Parka çıkıyoruz. Hadi. Aydan Hanım, eğer işiniz varsa Burak'la ben ilgilenebilirim. Yani isterseniz. İstemez. Ben kendi çocuğumla kendim ilgilenebiliyorum gördüğün üzere. Çıkabilirsin. Ne duruyorsun? Çıkabilirsin dedim sana. Dikildin kaldın orada. Çık. Bakma Fidan'a öyle. Çok yanlış yere geldik ya. İki dakika nefes alalım, bir havamız değişsin dedik. Yürü Aslı, yürü hadi gidelim başka yere. Yüzükler güzel oldu değil mi? Çok sevindim kızlar. Kızlar. Haberi duydunuz mu? Mert'le sözleniyoruz. Şimdi böyle yüzük bakmaya geldik. Apar topar olunca tabii bir an önce olsun bitsin istiyoruz. Sen beni anlarsın Aslı'cığım. Senin de böyle apar topar oluyor. Hayırlı olsun. Mutluluklar Selma. Şimdiden çok mutluyuz ama sen sağ ol yine de. Tamam. Hadi. Ama davul çaldın kulağımızın dibinde be. Hadi Allah mesut etsin. Hadi. Doğrusu boşuna canım. Sen şimdi bu uyuzu Mert'in gerçekten sevdiğini ve onunla gerçekten evlenmek istediğini mi düşünüyorsun? Allah'ım ya. Yürü. Kolay Ece Hanım, ben bir karar verdim. Burada çalışmamın artık yani bizim için hiçbir faydası yok. Bir an önce işten ayrılacağım. Sakın yanlış anlamayın olur mu? Sizinle alakalı hiçbir durum yok. Yani buradan ayrılmam bence sizin için de en hayırlısı olacak. Yalçın Bey, siz ne diyorsunuz? Ben hiçbir şey anlamadım. Neden? Ya ne oldu? Söyler misiniz lütfen? Benim dışarıda işlerim var. Geldiğimde konuşuruz, olur mu? Biraz konuşabilir miyiz? Tabii hayatım. Bücür bir şey mi söylese acaba? Neyse. Ne oldu Toprak? Dikkatimi çekti de Burak son zamanlarda biraz keyifsiz. Bir şey mi söyledi sana? Bak ya. Anne benimle ilgilenmiyor falan dediyse gerçekten kırılacağım artık. Yani ben her boş vaktimde koşa koşa çocuğumun yanına geliyorum sırf onunla vakit geçirebileyim diye. O daha çocuk. Yetmiyor olabilir. Seni özlemiş olabilir. Annesi olarak daha çok vakit harcamalısın bence. Haklısın hayatım. Evet. Benim oğlumla daha fazla vakit geçirmem gerekiyor. Ama emin ol elimden geleni yapacağım.
Neyse. Ben şimdi oğlumun yanına gideyim. Sonra annesini özlüyor. Sen mi bir şey söyledin ha? Seni bücür. Allah'ım, Kerim Ana bir yandan, Toprağı bir yandan. İlgi de ilgi, ilgi de ilgi. Kafamın itini yediniz. Ben sana bir ilgi göstereceğim, o zaman göreceksin sen. Bana bak. Yoksa sen babana bir şey mi söyledin? Annem benimle ilgilenmiyor mu dedin? Ha? Yok, söylemedim ben bir şey. Yalancı. Sürekli senin şu saçma sapan oyunlarınla uğraşıyorum. Nankör. Sen benim gibi anneyi mumla ararsın, mumla. Anneciğim. Ay, anne bir şey söyledi diye hemen böyle somurtulur muymuş? Ha? Şaka yaptım ben. Şaka. Sen gül diye. Anne çok şakacı biliyorsun. Oğlum, ben senin için ne yapayım? Ha? Hadi kalk biz parka gidelim. Hadi ben seni parka götürürüm. Hadi. İstemiyorum. Ay olmaz, itiraz istemiyorum. Hadi anneyle birlikte parka gideceğiz. Hadi hadi. Hadi 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 hadi. Çok eğleneceğiz. Hadi kalk. Ay bu çocuk öldürüyor beni. Bir tek Selim kalmıştı yanında. Ara sıra onunla görüşüyordun. Ama yakındınız. Sonrasında zaten hepimiz bir yerlere dağıldık. Görüşmez olduk. Sorularının cevabı Selim'de olabilir diyorsun yani. Evet, biliyorsa o bilir. İyi günler. Ben Selim'in arkadaşı Toprak. Aa Toprak'cığım nasılsın? İyiyim sağ olun. Selim'le görüşmek istemiştim ama. Selim yurt dışında oğlum. Bu hattı da ben kullanıyorum o dönene kadar. Ama sana oradaki numarasını vereyim. Çok sevinir sesini duyunca. Olur. Sevinirim. Bekliyorum o zaman ben. Teşekkür ederim. Hadi. Hadi. Efendim. Selim, ben Toprak. Belki telefonum kayıtlı değildir diye. Seninle görüşmek istedim ama annen yurt dışına gittiğini söyledi. Öyleydim, öyleydim ama döndüm. Havaalanındayım şimdi hatta. Epeydir gelmemiştim. Annemlere de sürpriz olacak. Bir sürede buralarda olacağım. Çok sevindim. Ya biraz ani olacak ama böyle gelir gelmez. Benim seninle görüşmem lazım. Bu benim için çok önemli Selim. Tabii tabii, ben şu valizleri falan eve atayım. Bir duşmuş, sonra hemen ararım seni. Ya çok sevindim vallahi aradığına. Haydi görüşürüz. Görüşürüz, bekliyorum. Kız! Komşum! Vallahi o lüks yerlere gideli siz örf, adet, gelenek her şeyi unutmuşsunuz ya kız. İnsan bir hayırlı olsun, gözün aydın demez mi komşum? Duymuşsundur. Mert de Selma'nın sözü var. Oh. Şimdi yüzüklerini aldık. Ay görme. Bir güzel, ışıl ışıl. Tam gelin kızıma layık. Şimdi onlar da nişan kıyafeti bakıyor. Ben de işlerimi bitirip yanlarına gideceğim. Bakalım prenses kızım o güzel kıyafetlerin içinde nasıl duruyor. Ayşe kız, cuma günü söz var. Siz de gelin. Sonuçta komşuyuz ama değil mi? Kızını da al gel vallahi. Ay tamam Zerrin, tamam. Yani gören de yılın sözü var zannedecek ha. Tamam. Allah tamamını erdirsin. Hadi şimdi oyalama beni. İşim gücüm var benim. Sağ ol canım.
Ha Ayşe. Kız ben bir düşündüm de. Yok yok siz gelmeyin. Vallahi gelmeyin. Şimdi bizim yerimiz dar. Sıkış tepiş olmayalım ha. Hem şimdi öyle soğuk rüzgarlar eser falan. Ceryanda kalmasın çocuklar. Üşütmesinler bu mutlu günlerinde. Gelmeyin gelmeyin. Vazgeçtim. Ya havle vela. Ya Zerrin biz de koşa koşa gelmeyecektik herhalde sözümüzü. Hadi hadi oyalama beni diyorum. İşim gücüm var. Daha akşama yemek yapacağım. Buyursunlar. Tövbe tövbe ya. Şş. Sevimsiz karı. Gudubet be. Yürü. Aydan Hanım. Dışarı çıkıyorsunuz galiba. Evet parka gidiyoruz oğlumla. Tamam ben de geleyim yardımcı olurum size. İstemez. Anne ol günü yapacağız. Müsaade edersen tabii. Bakın evde hesap vermeden alıma tavaz olduk. Ah, ne oldu Yasin Bey? Şey, iyi misiniz? Yoksa siz kavga mı ettiniz? Yok, kapıya çarptım sadece. Yoksa Ali mi yaptı bunu? Gerçekten Yalçın'a vuran Ali olabilir mi? Bu kadar ileri gitmiş olabilir mi? Ali neredesin? Holding'e gelir misin? Seni bekliyorum. Ah gidebilseydim onlarla. Yavrum nasıl da masum, yardım ister gibi bakıyordu. Yalnızken şimdi orada daha kötü davranmasın sakın çocuğa. Allah'ım bu nasıl anne? Bir şey yapmalıyım. Masum yavrumu korumak için bir şey yapmalıyım ama elimi ayağımı bağladılar. Ne yapsam Burak'a daha çok zararı dokunabilir. Hele beni buradan gönderirlerse o zaman kuzucuğum yapayalnız kalır. Allah'ım bir yol göster bana. Fidan, çay getirdim sana kızım. İki sıcak sıcak. Sağ ol Halide teyze. Afiyet olsun yavrum. Vallahi herkes mekan mekan dolaşıp gününü gün ediyor. Özgeler hemen damlamışlar bebek dikeninin üstüne. Neredeymiş bu? Ay bir de bana bak ya. Kaydırak bekçiliği yapıyorum. Ah haydana. Neydik ne olduk? Esin'cim. Duyamıyorum hayatım seni. Çok sesli bir ortamdayım da. Bekle canım. Bekle. Vay be hiç değişmemişsin. Ne kadar zaman oldu. Yeliz olanları anlattı. Onunla da epeydir görüşmüyorduk. Şaşırdım ama sevindim de bir yandan. Biraz konuştuk işte. Seni, sorduklarını anlattı. Uzaklaşmamıza Aydan sebep olmuş sanırım. Öyle oldu maalesef. Selim sen de yoldan geldin. Seni çok fazla yormak istemiyorum. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Hemen konuya gireceğim ben. Kazadan önceki son bir yıl. Buna dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Kimle görüştüysem, ne dediysem
Hep uzaktaydın dediler bana. Görüşemedik dediler. Peki sen yani o zamanlara dair benimle alakalı bir şey hatırlıyor musun? Neredeydim? Ne yapıyordum? Ya aslında o dönem bir iki kez görüşmüştük seninle. Yani mutluydun, mutlu görünüyordun. Öyle de söylüyordun zaten. Herkesle, her şeyle bağını koparmıştın ama... bir kadın vardı o dönem hayatında. Seni çok değiştirmiş gibiydi. Bir kez görüşmüştük, orada anlatmıştın. Çok aşık olduğunu söylemiştin. Yani harbiden de böyle gözlerinin içi parlıyordu. Yani nasıl diyeyim... ya böyle acayip huzurlu... yerini bulmuş, tamamlanmış gibiydin. Şile'de oturuyorum bir süredir demiştin. Yanılmıyorsam. Şile'ydi galiba, evet. Kaç kere gittim oraya. O evle ilgili hissettiklerim yalan değilmiş. Peki kimdi o kadın? Adı neydi? Hatırlıyor musun? Neydi adı? Adı neydi? Neydi? Bir insan kendi kanından, canından olan birine bunu yapamaz. Ya bu kadar zalim olamaz. Hiç dayanmaz bir kere. Ya 9 ay karnında taşıyorsun. Kalbi senin içinde atıyor. Sonra eline veriyorlar onu. O küçücük elleri, ayakları avcunun içinde kımıldanıyor. Kokusu desen dünyanın en güzel kokusu. Koklamalara doyamıyorsun. Ya koynuna bastırıyorsun sanki dünyanın en büyük hazinesini yüreğine bağışlamışlar gibi. Hayır. Hayır, bu çok saçma. İnsan kendi evladına bu kadarını yapamaz. Yapamaz. Yalçın, aranızda ne oldu? Kavga mı ettiniz? Sen mi vurdun onu? Vallahi gelin dediğin böyle olur işte. Asaletse asalet, zarafetse zarafet. Çok yakıştı elbisen, güzel kızım benim. Ama senin kumaşında asalet var tabii. Yüzünüz hep böyle gülsün, hep mutlu olun inşallah. Ay anneciğim, utandırıyorsun beni. Ay anne diyen ağzını yerim ben senin. Hah, şimdiden alış anne demeye. Hem utanmak neymiş kızım? Boynun hep böyle dimdik dolaş ki ele güne de nispet olsun. Oh, el alem gelin görsün. Şimdi gördüm. Özge'yi gördün mü? Ay nasıl bebekteki mekana hemen gidip kurulmuş. Hiç kaçırır mı? Kaçırır mı canım? İlk o gidecek, ilk o foto paylaşacak. Eski Aydan olsa meydan ona bırakmazdı da. İşte biliyorsun, malum mevzular. Ay değil mi hayatım ya? Şimdiden gidip bütün menüyü tatmıştık. Hatta bir de üstüne kendi spesiyelimizi belirlemiştik. Eski Aydan'ı çok özlüyorum. Şu halime bak. 10 yaş çöktüm resmen. Yok öyle çok mekmek. Vallahi ben hiç anlamam. Şu düğündür, dernektir bitsin, sonrasında benimsin. Bu acı günleri unutacağız. Alemlere akacağız. Sosyete bizi unutmadan en şık mekanlarda boy göstereceğiz. Thank you.
Yok. Yok, ben dayanamayacağım. Benim Burak'ın yanında olmam lazım. Haydar Hanım kızarsa da kızın umurumda bile değil. Fidan! Nereye kızım böyle telaşlı telaşlı? Parka gidiyorum ben Halide teyze. Burak'la Aydan Hanım'ın yanına. Ya Burak o kadınla yalnızken benim için hiç rahat değil. Gidip kendi gözümle görmem lazım. Bakacağım Burak iyi mi değil mi diye. Peki kızım. Akıl dursa, dil sussa bile ana yüreği işte. Nasıl da biliyor ne zaman yavrusunun yanında olacağını? Nasıl da çekiliyor evladına? Beğenmedin mi elbisemi Mert? Ben sen seversin diye bu renk aldım ama. Ya güzel olmuş tabii. Çok beğendim. Yakışmış da sana. Maşallah. Bunlar bizim hayalimizdi Mert. Çok yakıştınız. Maşallah size. Hadi gidelim. Allah'ım dayanamıyorum. Daha fazla dayanamıyorum bu acıya. Yardım et bana. Dayanacak gücüm kalmadı benim. Evet, ben vurdum. Ne? Nasıl yapabilirsin bunu Ali? Ya sen kendini ne sanıyorsun? Bu nasıl saygısızlık? Buraya kadar geliyor ve Yalçın'a yumruk atıyorsun. Şimdi karşıma geçmiş, hiç tereddüt etmeden ben vurdum diyorsun. Bu adam seni sandığın gibi biri değil Ece. Anla artık. Ben seni korumaya... Yeter. Ya öyle ya da böyle. Ne fark eder Ali? Senin bu yaptığın saygısızlık. İnanamıyorum sana ya. Bekle burada. Biraz aşınır mısınız? Hava biraz olsun. Hava alsın çocuk lütfen. Annesi Burak. Yok mu? Burak! Bilmiyorum ki ya. Anne siz misiniz acaba? Siz annesi misiniz? Burak ne oldu? Bayıldı bir anda. Burak! Bir rahatsızlığım var. Bir hastalığı falan bir rahatsızlığım var. Bakıcısıyım. Tamam ben ilgilenirim sağ olun. Rica ederim. Şey, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İnşallah bir şeysi yoktur ya. Küçücük acaba çocuk. Ay ne kadar güzelmiş. Ay aşık oldum bu ne? Bayıldım. Oo kızlar iyi günler. İyi günler. Sıdıka nasılsın görünmüyorsun? Remziye sana da iyi günler. İyi günler. Hadi hayırlı işler. Sağ olun. Bizim tuhafiyeci Remziye'nin bakışını gördün mü? Şimdi o gördü ya bizi. Sizin davetiye falan bastırmanıza gerek yok. Bu gider şimdi yedi düğüne duyurur sağ olsun. Anneciğim bu arada biz düğünü de böyle nişan gibi aile arasında düşünüyoruz. O yüzden davetiye falan gerek kalmaz zaten bence. Dur bir güzel kızım ya. Sabırlı ol. Her şey sırayla. Hele bugünü bir atlatalım. Onu da düşünürüz. Bana bak daha ben üstüme başıma bir şey almadım ayol. Vallahi gelini su gibi de anası pespaye dedirtmem ben ha. Olur mu öyle şey? Sana da bir şeyler bakacağız mutlaka. Hatta Mert sana da bir şeyler bakalım. Mert, sana da diyorum takım elbise falan bir şey bakalım. Ay yok gerek yok ya. Bende var eskilerden bir şeyler. Hem ne gerek var masraf yapmaya boşu boşuna? Ya oğlum olur mu öyle şey ya? Alıverelim işte sana da bir şeyler. Çıkmışız alışverişe. Bakma sen kızım buna. Erkekler böyledir işte sevmezler alışverişi. Hele bir evlenin, aynı yastığa baş koyun. Adam edersin benim bu deli olanı sen. Hem ne demişler? Yuvayı dişi kuş yapar. Ondan sonra evin düzeni de, Mert'in üstü başı da senden sorulur. Hadi hadi, gidelim. Söyle Mahir. Size iyi haberlerim var. Güzel bir haber olsa iyi olur. Yoksa öfkemi senden çıkaracağım. Mert, Selma ile evleniyormuş. Ne? Güzel. Cici kızdı ha? Güzel. Eminsin değil mi?
Vallahi bütün mahalle bunu konuşuyor abi. Bakalım şimdi elimden nasıl kurtulacaksın Asya? Artık avucumdasın. Kime kaçacaksın bakalım? Ay. Burak! Burak! Ulan nereye gitti bu çocuk? Sakın kaybolayım deme. Sakın kaybolayım deme. Burak! Pardon, pardon bakar mısınız? Buralarda şöyle 4-5 yaşlarında şu boylarda kumral bir çocuk gördünüz mü? Ay yok, görmedim. Yok, görmedik. Sağ olun. Nereye gitti bu çocuk? Burak! Burak! Ulan ben ne hesap vereceğim toprağa şimdi? Burak! Gel. Şey, Ali'nin yaptıklarını öğrendim. Ali adına sizden özür dilerim. Bu neyi değiştirecek peki? Ben kararımı verdim. İşten ayrılıyorum. Ali'ye de söyleyebilirsin, aramızdan çekiliyorum. Rahat olabilirsiniz yani. Şimdi izniniz olursa son bir iki bir şeye bakmam gerekiyor. Yardım edin. Yalvarıyorum yardım edin. Levent abi. Levent abi koş. Ne oldu, anlatır mısınız? Bilmiyorum, parktaydı. Ben bulduğumda baygındı. Bildiğiniz bir hastalığı var mı? Yok. Sürekli kullandığı bir ilaç? Hayır yok. Yalvarırım ona bir şey olmaz. Buralı kaybettiğini duyuyorlarsa biterim. Nereye kayboldu bu çocuk? Nereye gitti? Aydan Hanım iyi misiniz? Size su falan getirmek ister misiniz? Burak şimdi suyu falan. Burak'ı gördün mü? Yok görmedim. Bak şimdi konakta sessiz sedasız bir şekilde Burak'ı arayacaksın. Aydan Hanım ben hiçbir şey anlamadım. Anlamayacak ne var bunda sırma? Bağırmadan çağırmadan konakta Burak'ı arayacaksın. Aydan Hanım yoksa Burak yine mi kayboldu? Dedim sana sus. Kaybolduğu falan yok çocuğum. Ara diyorum sana, ne diyorsan onu yap. Tamam. Hadi git. Ulan bakıyorsun kilere mi? Hadi. Tamam. Hadi. Ulan nereye kayboldum çocuk? Arayı açmayalım bu sefer. Almanya'dan bir daha döndüğümde arayacağım seni tekrar. Bundan sonra her geldiğimde görüşüyoruz. Geçmişi hatırlayamasam da eski bir dostla oturmak, vakit geçirmek gerçekten bana çok iyi geldi. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Seninle vakit geçirmek bana da çok iyi geldi. 15 yaş gençleştim resmen. Üniversite yıllarıma geri döndüm. Söylediğim gibi zamanla her şeyi halledeceksin. Peki. Ben hastanede olduğumuzu kimseye haber vermedim. Toprak Bey'i aramam lazım. Telefonum? Tabii ya, evde unuttum. Şey, affedersiniz. Ben cep telefonumu unutmuşum da telefonu kullanabilir miyim? Tabii, buyurun. Sağ olun. Hadi sen bak telefona. Görüşürüz. Görüşürüz. Efendim? Toprak Bey. Fidan Hanım. Ben hastanedeyim. Ne hastanesi? Siz iyi misiniz? Ben iyiyim ama Burak... Ne? Burak mı? Ne oldu Burak'a?
Ben de bilmiyorum. Düşüp bayılmış. Ben de apar topar hastaneye getirdim. Durumu iyi mi peki? Ne diyor doktorlar? Şimdilik kimse bir şey söylemedi. Burak'ı odaya aldılar. Tamam, hangi hastane? Hemen geliyorum. Çok sağ olun. Rica ederim. Yok mu? Bulamadım Aydan Hanım, yok. Allah'ım, nereye gitti bu çocuk? Neyse, affedeceğim ben şimdi toprağı. Gidere falan baktın mı? Baktım Aydan Hanım ama orada da yok. Siz de bulamadınız galiba Burak'ı. Neyse, hadi sen git. Bahçeye falan bak, hadi. Tamam. Hadi koş, koş, koş. Sal çocuk. Nereye kayboldun ya? Nereye gidersin? Ben şimdi toprağa ne hesap vereceğim? Ya o Keriman çatısına. Nasıl kayboldu bu çocuk? Nasıl kayboldu? Gel otur şöyle. Ece bak. Bak, o adam sana başka bir şey dediyse sakın ona inanma. Evet, ben ona yumruk attım. Ama sen beni dinlemedin. Zaten dinlesen anlardın beni, seni korumak için yaptığımı. Ece, biliyorum bana kızgınsın. Ama inan bana, benim derdim kavga çıkarmak değildi. O benim damarıma bastı. Ece, bana cevap vermeyecek misin? Beni böyle mi cezalandıracaksın? Tamam, ben cezama razıyım. Seninle eski günlerdeki gibi bir gün geçireceğiz. Nasıl yani? Dedim ya, eski günlerdeki gibi. Ben Londra'ya gitmeden önce. Ne yapıyorsak onu yapacağız. Tıka basa yemek yerdik. Deliler gibi sokaklarda turlardık. Aynen. Ona benzer bir şeyler. Sahiden mi? Evet. Ben hazırlanınca sana söylerim. Burak, uyandın mı bir tanem? Nasılsın, daha iyi hissediyor musun? Susadın mı? Hemen vereyim ben. Yetti mi? Toprak Bey. Oğlum. İyi misin? Hı? Ağrıyor mu bir yerin? Tamam. Biraz gözlerini kapat, dinlen, olur mu? Hadi. Nasıl oldu peki? Az önce uyandı zaten ama iyi gibi gözüküyor. Siz olmasaydınız Burak ne yapardı bilmiyorum. İyi ki yanındasınız, iyi ki varsınız. Çok korktum ama. İnanın çok korktum ben. Onu nasıl buraya getirdiğimi bilmiyorum. Burak yeniden iyi olsun. Yeniden bana baksın, gülümsesin. Başka bir şey istemiyorum. Burak'ı sevdiğiniz o kadar çok belli ki. Endişe etmeyin. Peki doktorlar ne dedi? Bana bir şey söyleyen olmadı. De, Toprak Bey, ben onu aldığım gibi buraya getirdim. Hani sürekli buraya kontrole getirdiğimiz için ilk aklıma burası geldi. Bir de şey, ben sadece size haber verebildim. Konaktakiler bizi merak etmiş olabilir. Endişe etmeyin, ben şimdi Aydan ararım. Toprak arıyor. Efendim hayatım? Aydan, neredesin sen? Neden açmıyorsun telefonu? Şey, hayatım, sessizdeydi, duymamışım ben.
Hastanedeyiz. Ne? Hastanede misiniz? Sen iyi misin? Ben iyiyim. Ben iyiyim de işte. Burak. Burak mı? Ne oldu Burak? Rahatsızlanınca Fidan Hanım acil bir şekilde getirmiş. Ama nasıl olur? Bilmiyorum Aydan. Sen annesi olarak neden burada değilsin? Neden yanında değilsin? Burak, oğlum iyi mi? Daha iyi. Tamam hayatım. Ben hemen geliyorum sizin yanınıza. Allah kahretsin. Yine Fidan günün kahramanı oldu. Bıktım şu kadından, bıktım artık. Ya Fidan'la mı uğraşacağım, Burak'la mı ya? Yeter artık ya. Of. Annem, hadi ben işin başına döneyim artık. Tamam annem, Allah güç kuvvet versin çocuğum. Biz de gidelim gelin kızımla. Kaldığımız yerden hazırlıklara devam edelim, değil mi Selma? Evet evet, daha çok işimiz var anneciğim. Senin anne diyen ağzını yerim ben. Oo, geldiniz mi? Hoş geldiniz. Selma kızım, ne güzel olmuşsun. Teşekkürler Yaşar'ız. Baba. Güzel kızım. Yüzün gibi bahtını da güzel yazsın Mevlam. Amin, amin. Rabbim şeytanların şerrinden, haset edenlerin şirretinden, kem gözlerden, mendeburların sözlerinden esirgesin sizi inşallah. Çekemeyenler de kına yaksın artık. Anne abartma istersen. Aa, niye abartmayacağım ayol? Delinin zoruna bak. Dünyalar güzeli gelinim olmuş. Oğlum evlilik yolunda ilk adımını atmış. E bırak da duamı edeyim. Selma kızım, bir kurşun mu döktürseydik? Mert haklı Zerrin Hanım. Abartma isterseniz ya. Ya biz doğru duralım da yanlış belasını bulur zaten. Kurşun nedir ya? Ya öyle. Hem bu kadar işin arasında onunla mı uğraşacağız anneciğim? He, doğru diyorsun. Aferin güzel gelinim benim. O zaman biz eve gidelim de hadi hazırlıkları bitirelim. Hadi hayırlı işler size. Kolay gelsin Mert. Anne! Aydan ne oldu? Niye bu telaş? Anne çok kötü bir şey oldu. Ne oldu kızım? Toprak! Yok anne, toprak değil. Sen bir sakin ol. Sakin ol bakayım. Otur, 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 otur. Yavaş, yavaş. Hah, şimdi anlat. Anne, Burak. Ne oldu Burak'a? Burak'ı hastaneye kaldırmışlar. Aa, ne oldu ki? Nesi varmış? Bilmiyorum anne. Toprak aradı bir anda. Hastanede olduklarını söyledi. İyi de demin yanımızda olan çocuğa şimdi ne oldu hemen böyle birdenbire? Ben de bilmiyorum anne, ben de bilmiyorum. Toprak bir anda arayınca elim ayağım titredi. E hangi hastanedelermiş? Hadi biz de gidelim hemen. Anne ben çok korkuyorum. Burak bir şey olmamıştır değil mi? Hayır, hayır. Dur bakalım gidelim öğrenelim nesi varmış, nesi yokmuş. Çok beğendim. Yakışmış da sana. Maşallah. Tü. Bunlar bizim hayalimizdi Mert. Oo, sonunda gelebildin. Neredeydin gene sen? Bak gelmiş işte. Ben dedim sana gelir diye. Anne. Kızım. Ne oldu? Ne bu halin? Ben odamdayım. Asya. Asya. Asya sana bir soru sordum. Allah'ım sen yardım et. Evet. Seni dinliyorum. Neden bu haldesin? Canı sıkılmıştır Adnan Bey. Ha yani hiçbir şey olmamıştır. Ya bir elini yüzünü yıkasın gelir kendine şimdi. Bir an önce kendisine gelse iyi olur.
Adnan Bey. Anne. Sen çık. Çık dedim. Sen kazandın. Neyi kazandın? Tebrikler Adnan Çetin. Teşekkür ediyorum. Ama neden bahsettiğini hiç anlamadım. Gözlerin ağlamaktan kan çanağı olmuş şekilde eve geliyorsun. Delirmiş gibi davranıyorsun. Derdin ne senin? Mert'le Selma evleniyorlar. O yüzden artık rahat bırak beni. Çık odamdan. Çık şimdi. Beni yalnız bırak. Çık. İyi misin kızım? İyi değilim anne. Hiç iyi değilim. Ama ben ne diyeyim, ne yapayım bilmiyorum ki. Anne. Ben buna nasıl dayanacağım? Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Ay vallahi utanmasam şurada tek başıma şakkıda şakkıda göbek atacağım ha. Ay Allah'ım neydi onlar? Neydi onlar? Yazdım şuraya. Mecidiye köyde iki dükkan. Ataköy'de bir, Sarıyer'de iki daire. Şile'de dört dönüm arazi. İkişer dönümde Kilyos ve Riva'da. Anam say say bitmiyor. Şu arazilerden birine yazlık mı yaptırsak? Hı? Allah'ım, Allah'ım sana şükürler olsun. Bitti sefaletin Zerrin, bitti sefaletin. Kurban olduğum Allah'ım. Size nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum. Teşekkür edecek bir şey yok ki Toprak Bey. Burak iyileşip ayağa kalksın. Benim en büyük ödülüm bu olacak. Onun bir gülüşü benim için bin dünyaya bedel. Onu gerçekten bu kadar çok mu seviyorsunuz? Hem de çok. Nasıl desem, onun canı yandığında sanki benim de canım yanıyor. Peki bu Fidan Hanım nasıl oldu? Yani Burak düştü mü? Birdenbire mi oldu? Benim bildiğim kadarıyla Burak'ın böyle bir sıkıntısı yoktu. Gayet sağlıklı bir çocuktu. Burak Bey inanın ben de şaşkınım. Yani parkta o kalabalığı görünce... Parkta mıydınız? Evet. Peki... Hastaneye gelmeden önce beni neden aramadınız? Ben telefonumu evde unutunca... Haklısınız. Bilmediğim bir numaradan beni aramıştınız. Doğru. Yanım ben Burak'ı o halde görünce ne yapacağımı bilemedim. İnanın hastaneye nasıl geldim hiç hatırlamıyorum. Burak, oğlum. Yavrum ne oldu sana böyle? Kıyamam annem. Toprak iyileşecek değil mi? Endişelenecek bir şey yok. Biz de doktoru bekliyoruz zaten. Dinlenecek, kendine gelecek. Sen neredeydin Aydan? Ben nerede olacağım hayatım? Evdeydim. Ya bırakın şimdi böyle konuşmaları. Bakın Burak ne güzel iyileşmiş. Aydancığım ben sana söylemedim mi? Çocuk bu. Olur böyle şeyler. Geçer. Biraz dinlensin. Eskisinden daha çok koşup oynayacak. Değil mi babası? Evet anne. Biraz dinlensin. Eski sağlığına kavuşacak. Merak etmeyin. Aydan'ın yapmadığını bırakmadı ki çocuğa. Olacağı buydu. Çocuk her şeyi içine attı.
Zaten şu koskoca konakta Toprak Bey'le Fidan olmasa çocuğa sevgi gösterecek kimse yok. Anneciğim kaç kere konuştuk bunu. Yapma gözümü seveyim ya. Bir duyan olacak. Ne yapayım oğlum? İçim el vermiyor. Allah ana oğlu yüzüne baksa da. Anne. Tamam tamam sustum. Aa kızım. Niye o koca kavanozu getirdin? Bölseydin ya bir kaseye. Pirinci bölerim diye düşündüm de salçanın kapağını açamadım. Ali sana zahmet açar mısın? Ver. Açacağım ya bak beni. Aferin benim aslan oğlum. Teşekkür ederim. Ya ne demek? Ben dışarı çıkayım biraz. İşlerim var hadi. Kolay gelsin size. Sağ ol yavrum. Ece bir sakin ol. Burak kendine geldi zaten. Endişe edecek bir durum yok. Nesi varmış peki abi? Niye bayılmış Burak? Ben de bilmiyorum. Doktoru bekliyoruz. Ay, tamam ben şimdi geliyorum. Gelmene gerek yok. Annem burada, Aydan burada. Sen işlerinle ilgilen. Abi böyle bir durumda iş olur mu? Tamam bir şey olursa bana haber verin. Merakta bırakmayın. Birkaç saate taburcu ederler zaten bizi. Tamam ben seni haberdar ederim. Merak etme. Ne olmuş? Telefonunu unuttuysan ilk bizi arayacaktın. Niye sen böyle aklına ilk eseni yapmaya meraklısın ha? Ne demek toprağı aramak? Kerimhan Hanım inanın telaştan ben ne yapacağımı bilemedim. Hani Burak'ı öyle görünce ilk aklıma gelen kişiyi aradım. Aklına ilk toprak geldi öyle mi? Sen kimi kandırdığını zannediyorsun? Ben senin aklından geçenleri çok iyi biliyorum. Kerimhan Hanım. Sus. Hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun değil mi? Senin tek amacın Toprak'la baş başa kalabilmek. Yalan söyleme. O zaman niye toprağı aradın önce? Kerimhan Hanım yeter. Yavaş. Yeter. Benim önceliğim Burak. Siz neden bunu anlamak istemiyorsunuz? Ben Burak'ı o halde gördüğümde aklımı kaybedeceğim zannettim. Kimse umurumda değildi anladınız mı? Kimse. Bana bak. Yüzüme bak. Bak yüzüme. Bak şimdi seninle bir şey konuşacağım. Bugün olanların hepsi aramızda kalacak. Kimseye hiçbir şey anlatmayacaksın. Bugün sen Fidan ablanla parka gittin. Benimle değil. Anlaşıldı mı? Burak. Babana tek kelime etmeyeceksin. Sen Fidan ablanla parka gittin. Ben yanınızda değildim. Anlaşıldı mı? Güzel. Aferin benim oğluma. Sen kiminle gitmişsin parka? Fidan ablanla. Aferin. Sen Fidan ablanla parka gittin. Ve bir anda bayıldın. Anladın mı beni? Bunun dışında ağzından tek kelime çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Aferin. Oh, oh, oh. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun. Aa, bak bakayım sen bana. Ne oldu sana gene? Ha? Ekşimiş suratın. Ne oldu annem? Yok bir şey. Kızım nasıl yok bir şey? Yüzünden belli. Hadi söyle anneciğine. Ne oldu kızım? Ya anne. Ay. Ne de yakışıyor ağzına. Bir daha söyle bakayım. Anne. Canım. Sen hiç Mert'le konuştun mu? Neyi? Niye? Ya ne bileyim. Çok hızlı kabul etti her şeyi. Böyle apar topar oldu. Çok korkuyorum. Ya yeniden? Kızım. Aa. Getirme aklına böyle şeyler. Güzel çocuğum. Bitti gitti o iş. Sen benim artık biricik gelinimsin annem. Sizin yüzüklerinizi alıp gelmedik mi şimdi? Sen aklına getirme böyle şeyler. Tasalanma hiç. Sıkma canını tamam. Hadi. Hadi bir keyifli kahvemizi içelim. Hadi kızım. Gel hoş geldin kızım.
teyze. Mert de Selma evleniyormuş. Haberim var. Asya nasıl? Ben bir gideyim bakayım. Dur kızım. Bırak yatsın dinlensin. Kendine gelsin biraz. Heba etmiştir şimdi o kendini yiyip bitirmiştir. Bak bu iş böyle olmaz. Yani Mert'in hali de hal değil. Bir şey yapmamız lazım Ayşe teyze. Çay var. Dur ben sana bir çay koyayım. Yok yok. Sen otur ben getiririm çayları. Benim yüzümden. Her şey benim yüzümden. Dilim kopaydı da o Adnan'la evlen demeseydim ona. Her şey benim yüzümden. Ne senin yüzünden oldu Ayşe teyze? Kızım sen çay koymaya gitmedin mi? Bardakların yerini sormak için döndüm. Dur geliyorum ben. Hayır hayır otur. Dur bırak şimdi çayımı ya. Ne senin yüzünden oldu? Bak ne olursun anlat bana. Asya neden evlenmekten vazgeçti? Niye bu adamla evlendi Ayşe teyze? Bak ne olursun susma böyle. İki insanın hayatı söz konusu. Bak kızın içeride perişan etti kendini. Asya neden Adnan'la evlendi Ayşe teyze? Söyler misin bana artık? O iyi olsun diye. Kim? İşte Mert'i kurtarmak için. Mert'i kurtarmak için mi? Ya bunun ne alakası var? Aslında Adnan'la evlenmeyecekti. Ne diyorsun Ayşe teyze sen? Kızım bak ben hiç iyi değilim tamam mı? Gideyim bir yüzüme su çarpayım. Adnan da beni böyle görmesin. Yok bu işte kesin bir iş var yani artık eminim ben. Ama niye kimse bir şey anlatmıyor ki? Asya'yı cesaretlendirmem lazım. Cesaretlendirip onu konuşturmalıyım. Sevgisine sahip çıkması için, hayatını tekrar eline alması için onu cesaretlendirmem lazım. Aydan Hanım. Bana bak, söylediklerimi harfiyen yapacaksın. Yoksa seni çok fena yaparım. Bugün Burak'ı sen parka götürdün. Ama aması maması yok. Burak senin gözetimin altındayken bayıldı. Aydan Hanım, siz ne dediğinizin farkında mısınız? Ben neden böyle bir şey yapayım? Siz götürdünüz onu parka. Sen böyle asi olmaya devam edersen kendini kapının önünde bulursun. Söylediklerimi harfi harfine ezberlesen iyi olur. Bir daha Burak'ı göremez. Seni sadece kovmakla bırakmam. Başına bela olur. Cehennemin olur Fidan. Ben kabul ettim artık. Mert Selma'yla bir yola girdi. Sen de gördün işte. Ne kadar mutlulardı. Aslı sen gerçekten Mert'in Selma'yı sevdiğine inanıyor musun ya? Görmedin mi ya? Birlikte alışverişe çıkmalar, yüzük bakmalar. Bunlar ne o zaman Şenay abla? Ha? Ya kızım, bir saçmalama Allah aşkına ya. Sen işin kolayına kaçıyorsun bak. Bazen hiçbir şey göründüğü gibi değildir aslında. Şu Adnan'ın tavırlarına bir bak ya. Evin içinde böyle bir Asya'nın tek sahibi benim gibi geziyor. Asya. Bak artık senin bir şey yapman lazım. Bırak şu yakınmaları, bir dövünmeleri ne olursun bak. At artık şu üstündeki ölü toprağını bir. Kızım, senin artık hayatına sahip çıkman lazım. Hayat ne garip değil mi Mert? Nasıl yani usta? Ben her şey için geç kaldığımı düşünürken hayat karşıma Selma'yı çıkardı. Senelerce ben ondan, o benden habersiz yaşadık. Ama şimdi kavuştuk birbirimize. Eğer yanlış anlamazsan sana bir şey soracağım. Nasıl yani usta? Ne gibi? Sen
Selma ile evlenme konusunda emin misin? Selma benim kızım. Sen de benim oğlumsun. İkinizin de üzülmesini istemem. Eğer aklında başka bir şey varsa... Ne gibi usta? Ben ne bileyim, eğer emin değilsen, eğer kalbin hala başka bir yolu işaret ediyorsa bu evlilik olmasın daha iyi. Hayır ustam, aklım, kalbim başka hiçbir yolu işaret etmiyor. Ben sözümün arkasındayım. Selma ile evleneceğim. Sana söz veriyorum usta. Selma'yı çok mutlu edeceğim. Onun her zaman ve her koşulda arkasında duracağım. Bak sen de sakın üzme canını. Daha yeni çıktın hastaneden. Kaç gün oldu şunun şurasında, yapma. Benim senden yana gönlüm rahat evlat. Selma emin ellerde. Gözüm arkada kalmayacak. Sağ olsun. Bana bugünleri yaşattınız ya. Siz sağ olun, var olun. Sen de sağ olsun. Madem ikinizin arasında ne geçtiğini bana sen anlatmıyorsun Asya, o zaman ben de bunu Mert'ten öğrenirim. Ama böyle ikinizin arasında gel git yaparak değil, sizi yüz yüze getirerek. Efendim Şenay. Nasılsın Mert? İyidir de hayırdır, ne oldu? Şey diyecektim ya. Seninle bir çay bahçesinde buluşup şöyle biraz çay içelim mi? Ne dersin? Şenay bak yine aynı şeyleri söyleyeceksen. Ay yok yok yok. Şey güzel şeylerden bahsedeceğiz ya. Böyle sohbet ederiz, biraz hava alırız falan. Ne dersin? Çay bahçesine. Evet. Hadi ne olur kırma beni. Tamam elimdeki şu işi bitirip geliyorum birazdan. Tamam canım görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Efendim Şenay abla. Güzelim. Hadi hemen kalk hazırlan. Bir şu çay bahçesine gidip seninle birazcık çay içelim. Aklım benim sende kaldı. Yok Şenay abla ya ben evdeyim. Aa Asya. Hadi ama bak ne olursun ya. Biraz şöyle bir laflarız. Hadi ne olursun bak kırma beni. Şenay abla. Hadi Asya'cığım kalkar mısın? Hadi diyorum valla bekliyorum şimdi seni. Geçiyorum ben oraya. Hadi bay bay. Mert hala seni seviyor. Göreceksin. Nesi varmış Burak'ın doktor hanım? Burak'ın bayılmasına tetikleyen şeylere bakınca stres ve üzüntüye bağlı bir semptomdan olarak değerlendirebiliriz. Şu sıralar onu üzecek veya strese sokacak bir şeyler yaşadı mı? Arkadaşını, yakınını kaybetti mi? Yok, hiç öyle bir şey olmadı. Yani biz Burak'ın anne babası olarak onu gözümüzden sakınırız. Anlıyorum. Bir de Burak'ın kolunda bir takım morluklar tespit ettik. Çarpma ya da ezilmeden kaynaklı. Burak'ın bakıcısı çok dikkatsiz bir kadın. Yani Burak oyun oynayacağım diye sürekli düşüyor kalkıyor. Kolunu bacağını bir yerlere vuruyor. Yani büyük ihtimalle ondandır. Çok kez uyardık bu kadını ama laf dinlemiyor ki. Aydan Hanım, size söylemem gereken bir şey daha var. Nedir? Sizi telaşlandırmak istemem ama Burak'ın bazı kan değerlerinde anormallikler var. Ne gibi yani? Şimdiden bir şey söylemek zor. İlerleyen zamanlarda bakacağız Burak'ın durumuna. Siz doktorlar hep şüphecisinizdir zaten değil mi? Bakın doktor hanım. Burak gayet sağlıklı bir çocuk. Yani tamam bugün parkta bayılmış olması biraz anormal bir durum. Ama siz kendi ağzınızda söylemediniz mi herhangi bir sorun yok diye? Aydan Hanım evet öyle ama... Burak çok hassas bir çocuk doktor hanım. Hastanede daha fazla kalırsa çok gerilecek. İzin verin biz evimize gidelim. Siz yine de benim söylediklerime kulak asın. Bu durum gerçekten ciddi. Bakın doktor hanım. Benim eşim çok büyük bir kaza geçirdi. 5 yıl boyunca komada kaldı. Uyanınca da hiçbir şey hatırlamıyordu. Geçmiş olsun. Sağ olun. Yani biz bu yüzden onu zorlayacak, üzecek her durumdan uzak tutuyoruz. Ama şimdi Burak hakkında söyledikleriniz onu çok endişelendirecektir. Bırakın biz şimdi eve gidelim. Ben başka bir zaman mutlaka sizin yanınıza uğrayacağım. Burak hakkında konuşacağız. Eşinizin adına çok üzüldüm. Oğlunuz için sizi bekliyor olacağım. Lütfen ihmal etmeyin. Peki doktor hanım, sağ olun. Rica ederim. Alo, hayatım.
Tamam hayatım, ben geliyorum şimdi, çıkarız. Hiçbir şey yokmuş hayatım. Çocuk işte. Yorulmuş biraz sadece. Geliyorum şimdi. Bay bay. Aydan Hanım, eşinizi çağırır mısınız? Olmaz doktorum. Aydan Hanım, eşinizi çağırın lütfen. Hayır dedim. Siz kendi işinize bakın. Çocuk benim çocuğum. Asya da geldi mi? Tamamdır bu iş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel şöyle bir birlikte temiz bir hava alalım ya, değil mi? Ne yaptınız? Bitti mi söz alışverişi? Benim işim bitti ama annemle Selma işim bitti mi bilmiyorum. E tabii şimdi böyle acele acele olunca insanın iki ayağı bir pabuca giriyor. Sahi siz ne kadar hızlı karar verdiniz ya böyle. Aydan, Burak neden bayılmış? Olay parkta mı olmuş? Ben de bilmiyorum ki hayatım. Ben Burak'ı bakıcıyla birlikte parka gönderdim. Ondan sonra sen aradın işte. Hastanede olduğunuzu söyledin. Peki Fidan Hanım'la konuştun mu? Nasıl olmuş? Ne söyleyebilir hayatım? Ne olacak? Fidan Hanım'ın ihmalkarlığı işte. İyi de düşündüğün gibi biri değil Fidan Hanım. Burak'la gayet ilgili. Hayır yani söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama... Yeter artık, susamayacağım. Ya bu kadın seni nasıl bu kadar kandırabiliyor Toprak? Sen Burak'ın kolundaki morlukları gördün mü? Hangi morluklar? Hangi morluklar olacak? Bildiğim morluklar işte. Fidan'ın ihmalkarlığı yüzünden çıkan morluklar. Çocuk sürekli düşüyor, kalkıyor, kolunu bacağını bir yerlere çarpıyor. Artık parkta da nasıl ihmal ettiyse Fidan Hanım... Sonunda da çocuk düşmüş, bayılmış işte. Aydan sen emin misin? Fidan Hanım öyle bir kadın değil. Bana inanmıyorsan Burak'a sor Toprak. Burak! Efendim baba. Gel oğlum. Gel bakalım. Anlat bakalım bugün neler yaptın? Biz parka gittik. Peki parka kimle gittin? Fidan ablan mı götürdü? Evet. Sonra? Sonra parkta ben koştururken... Evet. Şenay, hani aynı şeyleri konuşmayacaktık, hı? Yani Mert tamam öyle de... Bak benim aklım almıyor. Yıllardır tanıyorum ikinizi de. Ya sen Asya'ya ne olacağını hiç mi düşünmüyorsun? Asya'ya ne olacak mı? Bunu mu düşüneceğim ben Şenay? Asya kendi yolunu seçti. Neyi düşüneceğim ya bu saatten sonra? Ben evleniyorum Şenay. Kendime yeni bir yol çizdim. Ve bu yolda da yürümeye kararlıyım. Evet, belki mutlu olmayacağım. Belki istediğim şey bu değil. Ama olması gereken bu. Başka yol yok. İçim acısa da biraz zaman. Zamanla her şeye alışıyor insan. Yokluğa da. Niye yapıyorsun kendine Mert bunu? Niye? Burak'ı nasıl ihmal edebilir? Her şeyi kabul edebilirim ama onun sağlığı söz konusu olduğunda hiçbir şeyi affedemem. Oğlum biraz sakin ol. Bu kadar sinir sana zarar verir. Tamam, Fidan hatalı ama sonuçta Burak gayet iyi. Öyle deme anneciğim. Ya benim çocuğuma bir şey olsaydı ya daha kötü bir şey gelseydi başına o zaman ne yapardık? Allah korusun.
Aydan bir şey olmamış işte. Nerede kaldınız Fidan Hanım? Burak'la ilgileniyordum Toprak Bey. Siz çağırınca geldim ama. Böyle mi ilgileniyorsunuz Burak'la? Anlamadım. Kolundaki morluk ne? O rezaleti açıklayın bana. Toprak Bey ben... Gevelemeyi bırakın. Sizin gözetiminiz altındaki bir çocuk parkta bayılıyor. Kolunda morluklarla eve geliyor. Hesap verin. Bu nasıl olabilir? Ben gerçekten sizi çok yanlış tanımışım.